Hadi oğlum. Başladık mı? İçimizi ısıtan bir kış gününden herkese merhabalar. Bugün KTM 790 ile beraberiz. Çıkalı aslında bir 9 ay falan oldu. Daha 8 tabii 8-9 ay oldu. Teker, aa MT9 lan teker yapıyor. Vay anasını, görüyorsun değil mi? Her neyse, ben incelemesini çekmedim, vakit bulamadım, çekemedim, bazı konulardan kırıldım, o yüzden çekmedim ama çok ısrar ettiniz, o yüzden bir çekeyim dedim. MT9'la karşılaştırma yapmayacağım çünkü bana göre MT09'la karşılaştırılacak bir makine değil. Bu kötülüğünden veya eksilerinden dolayı değil, aksine artıları da var ama MT9 değil. Yani MT9'la kıyaslayamam ben bu makineyi çünkü MT9 her türlü geçer. Şimdi 790'dan biraz bahsedecek olursak 89 Nm torku, 105 beygir gücü var. Motosikletin ağırlığı 189 kilo. Her şey içerisinde 189 kilo. Gerçekten iddialı bir kilogram bu güçteki bir motosiklete göre. Fakat bu kilogramı tutturabilmek için motosikleti biraz ufaltmışlar. Zaten KTM'in Duke serilerinde özellikle 125, 200, 390, 250 o sınıflardaki motosikletlerin hepsini aynı kasaya yapması, aynı boyutta yapması. Fakat bir 790'da böyle bir abisi, daha doğrusu kendi sınıfındaki en büyükleri olan 1290'a benzer birkaç böyle hareketli yönleri var. Ama ben kalıp olarak da, cüssü olarak da 1290'a biraz böyle benzemesini isterdim. Çünkü sonuçta 790. Yani ben açıkçası bunu ilk gördüğüm zaman yani bu kadar küçük hayal etmiyordum dedim. Her neyse. Küçüklüğü tabii ki de tartışılır. Hani benim boyum uzun, kalıplı bir insan olduğum için benim altımda biraz komik duruyor olabilir. Ama bindikten sonra bunu umursamıyorsunuz. Çünkü altınızda gerçekten alt devirlerden başlayıp yüksek devirlere giden inanılmaz bir güç var. Şimdi kısacası teknik verileri söyledik. Daha doğrusu motor için teknik verileri söyledik. Çok fazla bu teknik verilerde detaya girmeyeceğim. Ben kendi kullanışımda artılarını eksilerini gördüğüm şeylerde biraz yorum yapmak istiyorum. Zaten harici motorun işte Dodge motoru olduğunu vesaire yok. Beygirini, cartını, cürtünü bütün her yerden bulabilirsiniz. Şimdi KTM'den alışık olduğumuz bir arka selelerdeki sertlik vardır. Bunu bilirsiniz. Özellikle RC serilerindeki RC390, RC200 motorlarından bilirsiniz. Fakat bunda kullanıcı selesinden daha rahat artçı selesi yapmışlar. Gerçekten artçı selesi inanılmaz rahat ve düz konum olduğundan dolayı özellikle eşinizle veya sevgilinizle motosiklete bindiniz. Gidiyorsunuz ani frenlemelerde vesaire öne kaymamasını sağlıyor. Seleyi beğendim. Sele gayet güzel. Sürücü selesi konforlu mu? Tabii ki de çok aşırı derecede konforlu değil. Sonuçta bu naked bir motor. Ve naked motorun olabileceği en konforlu selelerden birisi bence. Beğendim. Motosikletimizin üzerinde aksesuar olarak sadece Akrapovic egzoz var. Bu da hem görüntü olarak güzel bir görüntü katmış. Özellikle şuradaki karbon detayı. Hem de ses olarak gayet tatmin edici. Artık Euro 4'e uygun motosikletlerde egzozlar susturucuları perçinli şeklinde geliyor. Yani istediğiniz gibi vidayı söküp çıkartıp alamıyorsunuz. Ondan dolayı perçini kırıp almanız gerekiyor. Eğer isterseniz oraya bir vida yeri vesaire falan yaptırabiliyorsunuz. Ama ben isterdim ki bunun bir susturucusunu çıkartıp bir de o şekilde bir sesini duyayım. Ama ne yazık ki duyamadık. Motorumuzun üzerinde şu an kilometresinden dolayı farklı bir lastik olmasına rağmen orijinal lastiklerine baktığımda aslında biraz şaşırdım. Maxxis marka Supermax lastiklerle geliyormuş fabrika çıkışı. Bu da bizim yurt dışının bize yapmış olduğu büyük bir kazıklardan biridir diye düşünüyorum ki çünkü Avrupa'da Pirelli lastiklerle geliyormuş. Neden buraya o lastikler diye bilemiyorum. Motosikletimizin sele yüksekliği
825 milimetre yani 82,5 santim. Ben şöyle oturayım, benim boyum 1.88. İki ayağım birden çok rahatlıkla yere değiyor, hatta dizim bile kırılıyor. Şöyle göstereyim. Kontrol için mükemmel. Gerçekten ani ayağınızı yere koymalarda vesaire falan güzel bir kontrol ve güven sağlıyor size. Motor ufak dedik, evet yani bana göre ufak bir motosiklet ama onun verdiği artılardan birisi de trafikte veya şehir içinde sağlamış olduğu kontrol. Özellikle trafikte çok kıvrak ve ani atakları olan bir motosiklet, bu konuda beğendim. Aynalara gelirsek aslında baktığın zaman bu motosiklette 3 günlük süreçte bulduğum tek eksik diyebilirim, tek eksi nokta diyebilirim. Aynalar kötü. Nasıl kötü? Ufak bir ayna. Çok ufak değil aslında ama görüş açısı çok ufak bir ayna ve biraz sanki yapı olarak hani daha böyle çapraz çıkıp biraz daha yukarıda olsa, daha böyle şu dirseğimizin üstünü gösterse daha güzel bir açı görebiliriz diye düşünüyorum. Yolda arkama bakmak istediğim zaman sağım için bir sıkıntı yok ama direkt arkama bakmak istediğimde şu kolumu biraz böyle arkaya almam gerekiyor. Bir de aynalar bana biraz kalitesiz geldi açıkçası. Daha kaliteli bir ayna olmasını isterdim. Sonuç itibariyle deyip o konuya da gelelim. Bu motosiklet 90 bin lira. Yanlış duymadın. Bu motosiklet 90 bin lira. Yani senin benim alabileceğim bir motosiklet değil abi. Bu motosikleti nasıl alırsın? Sevmişsindir. KTM kullanıyorsundur. Paran da vardır. Alırsın abi. Ama açıkçası 790 yani 800 cc sınıfında bir motosiklete 90 bin lira verilir mi? Biraz tartışılır. Bu benim görüşüm tabii ki de. Elektronik konusuna gelirsek, motosikletin elektroniğini çok beğendim. Yani göstergesini çok beğendim. İlk başta açtığınızda, ilk motosikleti teslim alıp açtığınızda bu nasıl bir gösterge diyorsunuz şu konuda. Bir menüye gireyim dedim. Bakayım neler var diye. Menüye girdiğiniz zaman karşınızda böyle karışık, hangi ayarı nereden yapacağınızı bulamayacağınız bir menü karşılıyor ama ortalama 10 dakika. 10 dakikadan sonra çok rahat bir şekilde menüde dolaşıp istediğiniz her şeyi kontrol eder hale geliyorsunuz. Kısacası ben size menüyü tanıtayım. Evet, şimdi gelelim o ilk bakışta karmaşık ama çözdüğünüzde çok kolay ve çok işlevsel olan ekrana. Açılışta zaten KTM'in standart Ready to Race yazısı bizi karşılıyor. Sonrasında çıkan gayet güzel ve ilk aşamada bakabileceğiniz ve bulabileceğiniz, gözünüzle yolda kontrol edebileceğiniz bütün her şey var aslında. Hemen sağ tarafta bizi hararet göstergesiyle bir yanında yakıt göstergesi karşılıyor. Üstte devir göstergemiz, ortada kilometre ve üstünde hangi modda olduğunu yazıyor. Bizim şu an spor modda. Hemen alt tarafta, sağ tarafta range, yani şu anki yakıtımızda kaç kilometre yapacağımızı. Hemen sol tarafta sıfırladıktan itibaren kaç kilometre yol yaptığımızı, dereceyi ve saati gösteriyor. Bu alt taraftakilerini ayarlayabiliyorsunuz. Farklı farklı oraya şeyler atayabiliyorsunuz. Hemen sol üst köşede de bayağı büyük ve görebileceğimiz şekilde aynı zamanda yolda giderken turuncu ve kırmızı renklerle bizi vites at, vites atma devrine geldin diye uyaran bir görsel. Onu da sonradan çalıştırınca göstereceğim size. Şimdi bir menüsüne girelim. Hemen gidonumuzda bulunan set düğmesine bastığımız zaman burada bizi bir menü karşılıyor. İlk başta bunlar ne diyorsunuz fakat sonrasında çok basit bir menüsü olduğunu anlıyorsunuz. Favorilere girdiğimiz zaman burada sizin favori ayarlamalarınız, atadığınız ayarlamalarınız gözüküyor. Motorumuz 14 bin kilometrede. Burada modumuz, ABS modumuz vesaire. Burada motosikletin modu, ABS modu, her şey görülüyor. Favorilerden bir çıkalım. Bütün ayarları anlatacağım size. Burada trip data dediği genel işte servise ne zaman gidecek, ekstra fonksiyonlar. Şöyle gösterdiğim zaman burada launch control, anti-wheelie sistem vesaire var. Bunları da size anlatacağım. Buradan da çıkarsak gelelim ride moda. Şimdi moda geldik. Burada sport, street ve rain modlarımız var. İsimlerden anlaşacağınız üzere zaten street daha trafikte kullanacağınız. Rain yağmur lavalarda vesaire. Sport zaten benim kullandığım mod. Bir de dördüncü mod olarak bize track modu vermiş. Burada biz kendimize göre ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Gazın hassasiyeti. Mesela bu modda
Belki ABS ve TCS kapalı olsun istiyorsunuz ama sport modda olmasını istemiyorsunuz. Burada hemen strip'te alabiliyorsunuz. Harici motosiklette anti-wheelie sistem var. Yani kanka diyor ki bunu diyor kapamazsan teker yapamazsın diyor. Şimdi bir altında bunların ekstra anlatımlarına geleceğim. Launch Control var. Benim MT-09'da çok istediğim bir özellik fakat malum test motosikleti olduğu için çok denemek istemedim. Bir sakatlık çıkmasın diye. Burada tekrar normal modunuzu ayarlayabiliyorsunuz. Ben şuradan Ride Mode'dan Tray'e gelip burada anti-wheelie sistemi açık olduğu zaman motosiklet siz ilk gazı verdiğinizde belli bir yere kadar kalkıyor. Oradan sonra çok yumuşak bir şekilde sizi aşağıya indiriyor. Daha fazla motosikletin önünün kalkmamasını sağlıyor. Launch Control bildiğiniz üzere özellikle drag yarışlarında ve ani kalkışlarda yani draglarda kullanılan bir özellik. Gazı siz istediğiniz pozisyonda 8000 devire mesela sabitler. Siz debriyajı bırakırsınız. Motosiklet hızlı bir şekilde ataklanmasını sağlar ve en iyi performansla kalkmanızı sağlar. Harici baktığımız zaman buradan en sevdiğim özelliklerinden biri burada ABS'yi kapatabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir yani menüden kapatabiliyorsunuz. Bu güzel bir sistem. ABS'nin modu var. Modu da ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda viraj ABS'si vesaire de var bunda. Quick Shifter'dan bahsetmiştik. Quick Shifter'ı hem aşağı hem yukarı olarak kullanabiliyorsunuz. Eğer kullanmak istemezseniz hani kim istemez bilmiyorum ama buradan yine kapatabiliyorsunuz. Shift Light dediği burada motosikletinizin 8000 devirde mesela bunu ayarlayabiliyorsunuz farklı devirlere. Benim motosikletim 8000 devirde bana vitesi yükselt diye uyarı versin. 10.500'de de flash yaksın diye ayarlamışız burada. O devirlerde biraz sonra göstereceğim şekilde size uyarı veriyor. Bunu yine buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Kapatırken de burada güzel bir şey karşılasın isterdik ama karşılamıyor. Direkt zınk diye kapanıyor. Onun harici şöyle bir uyarısı var mesela. Atıyorum siz sağ taraftan elektriği kapattınız diyelim. Elektriği kapattığınızda açarken size böyle bir uyarı getiriyor. Kill switch'i diyor. Aç diyor. Kill switch'in diyor. Kapalı diyor. Açıyorsun. Açılıyor. Ha bir de motosikletin ABS'sini iptal etmiştim. Orada şöyle güzel bir şey gördüm. Uyarı gördüm. ABS'yi iptal ettiğinizde hemen size yukarı tarafta not legal yani bu yaptığınız yasal değil diye bir uyarı veriyor. Ünlem, büyük bir ünlem şeklinde. Aleykümselam abi. Selam. Ne yapıyoruz abi? İnceleme videosu çekiyoruz abi. Video, ha şeyle alakalı. Motosikletle alakalı. Kaydırma, yok abi. Yok. Hiçbir şey yok. Yok. Onu görüp de hala otoparkta gördüğün gibi desen yapan arkadaşlarım var. Var aynen. Ressamlar ne yazık ki. Var. Yanlış yere tuval olarak kullanıyor. yok. Linklerde daha hızlıyım. Ben bisikletle anlamam. En güzel abi. Sağ ol abi sana da teşekkürler. Evet güvenlik geldi. Malum burada burası Maltepe sahildeki otopark. Bu otoparkta tek teker yanlama, drift, mirit yaptıklarından dolayı hatta yasaklamışlar. Şurada tabelamız da var. Ondan dolayı geldi. Ne yapıyorsunuz burada? İşte yanlamayacaksınız, drift yapmayacaksınız değil mi diye uyardı. Biz de yapmayacağız. İnceleme çekiyoruz dedik. Gönderdik. Şimdi incelememize tekrardan devam edebiliriz. Dedim frenine gelirsek yolda uygulanılı bir şekilde zaten size frenleme şeklini göstereceğim. Fakat frenlerini ben çok beğendim motosikletin. Önde 300 mm 4 pistonlu çift disk çift kaliperimiz var. Arkada ise 240 mm tek pistonlu. Daha doğrusu aslında bazıları 4 pistonlu çift pistonlu olarak söyleyebiliyor. Önlerde 4 pistonlu 2 kaliper 300 mm'lik diskimiz var. Arkada da 240 mm diskimiz ve çift pistonlu kaliperimiz mevcut. Frenini çok fazla beğendim. Çoğu yerde ABS bile devreye girmiyor. MT-09'dan inip yine ona eşdeğer bir motora 799'a bindikten sonra bu kadar güzel bir fren performansı aslında benim biraz aklımı çeldi. Bu konuda beğendim. Ön tarafta White Power'ın amortisörleri var fakat ciddi olamazsınız dedirten bir eksiklik var. Ön amortisörler ayarlı değil. Bayağı bildiğin ayarlayamıyorsun. Bu büyük bir eksi. Gerçekten büyük bir eksi. Standart bir kullanıcı için belki bir eksi olmayabilir ama ben
kendime göre, kendi kullanışıma göre ön amortisörlerimi ayarlamak isterdim. Ama ona rağmen güzel bir ayarı var amortisörün. Yani tatmin ediyor birçok kullanışta. Harici beğendiğim noktalardan bir tanesi, ki böyle bir motosiklete şart olan gidon amortisörü var. Konumu ve kalitesi, çalışma şekli gerçekten çok güzel ama elektronik değil. Yani moda göre vesaire falan değişmiyor. Sabit bir gidon amortisörü koymuşlar. Herkesin merak ettiği, bu makine bu kadar güzel gidiyor. 800 cc, 105 beygir, 89 Nm tork. Gerçekten alt devirlerde çok kuvvetli bir makine. Bu motor ne kadar yakıyor? Malum günümüzde yakıt artık çok fazla pahalandığından dolayı motosiklet alırken ilk baktığımız şeylerden birisi oldu. Yakıt beni şaşırttı açıkçası. Yani bu kadar motosikleti tanımak için hızlı kullanmama, yüksek devirli kullanmama rağmen 4.7 litre yaktı. İnternette araştırdığım üzere de test alıp kullananların çoğu 4.5 ila 5 litre arasında yakmış zaten. Bu yakıt oranı gerçekten çok güzel. Bir de ben size motosikletin genel duruşundan bahsetmek istiyorum. Böyle yolda giderken özellikle aynalı yerlerden falan geçtiğimde böyle kendime bakıyorum motosikletin üstünde nasıl duruyorum diye. Motosikletin böyle bırakın beni ben gideceğim, hani gazla teker yap uç benimle bir duruşu var yani. Hani böyle motor yolda giderken hani bekle geliyorum diyor yani. Hani bekle beni gazlayacağım geliyorum diyor resmen. Duruşu çok güzel. Hele ki üstüne oturduğunuz zaman böyle ne dik ne yatar pozisyonunda, böyle ortasında bir oturuş pozisyonu var. Böyle biraz eğiliyorsunuz ve dik bir şekilde baktığınız için karşıya sizle bütünleşip güzel bir görsel çıkartıyor ortaya. Evet, videomuzun yavaş yavaş sonuna gelirken aslında bahsetmediğim ve çok beğendiğim en önemli noktalarından biri quick shifter. Motosiklette standart quick shifter var fakat downshift ile beraber geliyor. Yani sadece yukarıya değil aşağıya doğru da quick shifter'ı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda aşağıya da çalışıyor demiştim size. Bu şekilde aşağıya da düşürebiliyorsunuz. Ben 3 günde downshift'e alıştım. MT9'da da istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kolaylık ve düşündüğüm kadar motosikleti sarsmıyor. Ben şimdi sürekli çünkü azaltacağınız için bir yığılma olur diye düşünürken hiçbir şekilde yığılma olmuyor. Bu da artılardan biri. Şimdi eksilere gelirsek, artı olarak aslında motosikletin çoğu şeyini sevdim. Elektronik konusunda ABS'yi iptal edebilmemiz konusunda, quick shifter'ın hem aşağı hem yukarı çalışma konusunda. Yani çok güzel. Artısı çok fazla motosikletin. Çok fazla bir eksisi yok aslında. Eksilerden biri ayna. Videonun başında bahsettiğim üzere ayna beni çok zorladı. Değişmez mi? Tabii ki de değişir. Bu çok şey bir şey değil. 90 bin lira motosiklete veren adam buna bir tane 1290 Super Duke aynası da takar yani. O çok önemli bir şey değil. İkincisi fiyatı. Yani pahalı abi. Pahalı yani. Şu an günümüzdeki ekonomik duruma bakarsak pahalı. Yani 90 bin lira şu motosiklete biraz pahalı. Çok pahalı dedim değil mi? Ama pahalı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Biz çok keyif aldık. Kullanmaktan da, anlatmaktan da, yanında olmaktan da, garajımda böyle bir motosikletin olmasından da gerçekten çok keyif aldım. Ve sevdim. Param olsaydı garajımda böyle bir motosikletim olsun isterdim. Çünkü duruşu güzel. Gerçekten güzel. Ama param yok. O yüzden şimdi bu videodan sonra teslim edeceğim bunu KTM'ye yani. Ne yapsak lan? Kaza yaptık deyip geri mi götürmesek? Ucuza verirler mi acaba? Abi önden çarptım bunu. Sen bana bunu 20'ye ver. Tamam mı? Bak 20'ye ver bunu. Ben toplayayım kullanayım. Reklamında olur yani. Evet, video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir de kısa bir hatırlatma yapayım. YouTube yeni güncellemesiyle artık sizlere bildirim göndermiyor. Bundan dolayı abone ol butonunda şu videoda sağda mı solda mı bir yerde oluyor işte. Burada herhalde. Abone ol butonunun abone ol butonunun hemen yanında bir tane çan var. O çana bir kere basarsanız yeni videolar yüklendiği zaman ilk sizin haberiniz olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.